Herkese merhabalar. Sizlerden gelen yorumlar bizler için çok değerli arkadaşlar. Birçok arkadaşımız "Hocam hafta sonu ne yapmalıyız? Hafta sonu verimsiz geçiyor ya da hafta sonu nasıl verimli geçer? Neler yapmalıyız?" adlı video gelsin demiş. Gerçekten de bu tarz bir istekte bulunan öğrencilerimiz şu andan itibaren söylüyorum bakın daha şimdiden söylüyorum gelecekte çok başarılı olacaklar ve çok iyi yerlere gelecekler. Çünkü geçen zamanın değerini biliyorlar. Zamanı geri alamayız. Mesela ben az önce videomuza herkese merhabalar diye başladım. O süre geçti artık geride kaldı. Bunun geri alamam. Aynı şekilde 9. sınıf, 10. sınıf, 11, 12 geçip gidecek ve karşımıza üniversite sınavı gelecek. Dolayısıyla bu önemli süreçte yani ilkokulu bitirdik. Ortaokul bitirdik ve 9. sınıftayız ve 9 10 11 12 derken üniversite sınavına geldiğimizde Buradan bu tarafa çok güzel bir şekilde geçmek. Hayallerimizdeki üniversiteyi iyi bir şekilde kazanmak için şimdiden belli adımlar atmamız lazım. Hafta sonu idealendirmemiz lazım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar TYT konularının %50'si 9. sınıf. Yani sizler üniversite sınavına girdiğinizde YKS adı verilen sınavda bir TYT kısmı var arkadaşlar. Bir de AYT kısmı var. İkisinin birleşimi sizin sınav sonucunuzu oluşturuyor. Ve TYT'nin de %50'si 9. sınıf. Ama 9. sınıf konuları sadece FET için değil. AYT için de çok çok değerli. Yani sizin şu anda yaptığınız çalışmaların her biri gelecekte size çok büyük fayda sağlayacak. Bir de şu da var ki dokunsunuz zaten kendi başına da çok zor bir sene. Yani bir anda lisenin zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Mesela fen dersimiz ne oldu? Bir anda fizik, kimya, biyolojiye dönüştü. Yani artık fen diye bir şey yok. Türkçe edebiyata dönüştü. Matematik, geometri, matematik ve problemler gibi üç ana kola ayrıldı. Dolayısıyla esasında lisede öğrendiğimiz her bir dersin artık daha zorlayıcı olduğunu, daha önemli olduğunu biliyoruz. Ama Şöyle bir faydası var ki burada öğreneceğimiz her bir bilgiyi biz iyi bir şekilde depolarsak gelecekte çok güzel bir şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi verimli bir hafta sonu için plan şart ama en önemlisi de hedef şart. Yani eğer hedefimiz varsa ben gelecekte üniversite sınavına girdiğimde muhtemelen şöyle bir sıralama istiyorum. İşte ilk 50 bine girmek istiyorum, ilk 40 bine girmek istiyorum, ilk 20 bine girmek istiyorum, ben tıp istiyorum, hukuk istiyorum, mühendislik istiyorum gibi bir hedef verirlerseniz veyahut da kendinize bir rol model yani bir örnek model belirlerseniz bu sizin çalışma azminizi daha fazla artıracaktır. Peki bunun için ne yapmalıyız? Bunun için yapmamız gerekenleri şöyle sıralayalım arkadaşlar. Öncelikle şunu bilmemiz lazım ki bizim yapacağımız her bir çalışma sadece 9. sınıf için değil aynı zamanda gelecekte gireceğimiz TET için de bir yatırım oluyor. Bizler hafta sonu cumartesi pazar şeklinde yazıyorum bunu cumartesi pazar şeklinde yazıyorum. Hafta sonu mutlaka belli bir günümüzü sadece sınav ortamına dönüştürmeliyiz. Yani sınav ortamından kastım şu sınav ortamı bakın yazıyorum birinci maddemizi. Sınav ortamından kastım şu. Sizler üniversite sınavına girdiğinizde ya da okul yazılısına girdiğinizde yanınızda böyle işte cep telefonu, kitaplar falan filan olmuyor değil mi? Ne yapıyorsunuz? Direkt sınavda sadece kalemler ve sınav kitapçı oluyor. Dolayısıyla ders çalıştığınız bu ortamda belki okul yazılarına çalışırken müzik açabilirsiniz. Belki okul yazılarına çalışırken işte anneniz bir meyve getirir, çay, çorba. Karışık bir ortam olabilir. Ama bu sınav ortamında gerçek üniversite sınavındaki bir ortam yapmanız lazım. Yani sadece kalemleriniz ve zihninizde dikkatinizi dağıtabilecek birçok şeyi ortadan kaldırdığınız gerçek bir yer çalışma ortamı olacak. İkincisi arkadaşlar bunu her hafta aynı saat yapmalısınız. Her hafta aynı saat. Yani her hafta ben Cuma pazar günü saat 10'da, her hafta cumartesi günü saat 9'da Üniversite sınavı adına sadece dokuz sınıf değil üniversite sınavı adına da bir adım atıyorum ve her hafta aynı saatte dersin başına oturuyorum Yani hani bazı insanlar vardır dişini fırçalamadığı zaman uyuyamaz. Alışkanlık yapmıştır. Mesela ben seven öyleyim. Akşam dişimi fırçalayamazsam uyuyamıyorum. Bazen bir otele gidiyorum diş fırçam yanında olmuyor. Böyle sabah kadar gözüm açık kalıyor. Çünkü dişimi fırçalayamamışım. Aynı şekilde sizler de cumartesi ya da pazardan o belirlediğiniz günde o saatte derse oturamadığınızda böyle bir ya olmaz. Benim o benim tyT günüm, o benim AYT günüm, o benim üniversite sınavı hazırlık günüm demeniz gerekiyor. Üçüncüsü arkadaşlar en önemlisi mutlaka mutlaka çalışmalarınızda paragraf olmalı. Paragraf olmalı. Yani ister deneme çözün. Yani bir AYT, TYT denemesi çözün. İster normal başka bir dersi çalışırsanız çalışın. Mutlaka ileride gireceğiniz sınavda sizin için en önemli şey paragraf arkadaşlar. Hatta biz Türkçe eşittir paragraf diyoruz. Bakın burada Türkçe eşittir paragraf demişiz. Paragrafik, paragrafik, paradoks paragraf gibi bir sürü paragraf kitabımız var. Bunların haricinde, bu kitapların haricinde sizler ÖSYM'nin sorduğu soruları ÖSYM Go TR'ye girerek bakın. ÖSYM Go TR'ye girerek 2021, 2020, 2019, 2018, 2019 hiç fark etmez. O yıllarda sorulmuş paragraf sorularını da çözebilirsiniz. Yani edebiyata bile girseniz karşınıza mutlaka paragraf çıkıyor. Peki hocam neden paragraf? Paragraf çok önemli arkadaşlar. Çünkü okuduğunu anlayabilen öğrencileri üniversite alıyorlar. Yani kitap okumak çok faydalı. Evet doğru. Kitap okuyorsanız bu alışkanlığınızı sakın bırakmayın. Ama kitap okumayı tam da sevmiyorsanız. Hocam biz video nesliyiz ya. Bize videoya gelin diyorsanız. Mutlaka kendinizi odaklanma gücünüzü artırmak için. Kelimeleri satırlarda çok iyi yakalayabilmek için, dikkatinizin dağılmasını engellemek için, sözcük dağarcığınızı artırmak için paragraf çözmeye alıştırmanız gerekiyor. Çünkü paragraf sonradan düzelmiyor arkadaşlar. Yani işte üniversitenin Türkiye birincisi bile iki paragraf yanlış yapabiliyor. Yani dolayısıyla sizler 40 Türkçe'de çok iyi netlere ulaşmak istiyorsanız ve aynı zamanda tarih, coğrafya, felsefe kısmında da veyahut da diğer sayısal bilimlerde de soruları iyi okuyup anlamak istiyorsanız paragrafla alakalı çok ciddi çalışma yapmanız lazım. Dördüncü arkadaşlar ÖSM sınavlarını, ÖSYM sınavlarını deneyin. Yani şöyle deneyin. Kastım şu. Alın 2021 tyt'yi veya 2022 TT'yi artık geldiği zaman alın çözün şöyle. Bakalım neler yapabiliyorsunuz. Bakacaksınız ki bazı soruları gerçekten yapabiliyorsunuz. Bazı sorularda kalem bile oynatamıyorsunuz. Ya ben bunları bilmiyorum ki daha işlemedik diyorsunuz. Ama zaten 6, 7, 8'de gördüğünüz birçok konu ve 9. sınıfta işlediğiniz birçok konu TET'de sizin netlerinizi artırabilecek seviyede. Bak AYT demiyorum. AYT'de gerçekten bilgi çıkıyor. Ama TET'de bazı sorular var ki işte ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi. E bu ses bilgisi altın sınıf konusu. E cümlenin birleştirilmiş hali. E bu da zaten anlam bilgisi. İşte altı çizili sözü anlatmak istenen nedir? Sıfat, cümlenin ögeleri. Bunları zaten esas bilebileceğiniz konular. Aynı şey tarihte, coğrafyada da var. Bazı konular var ki temel konular. Kendinize bir deneme uygulayıp esasında bunların yapılabilir şeyler olduğunu bir görün. Yani TYT 12. sınıftan sonra girilir ve imkansız. Hayır öyle bir şey yok. Gerçekten soru çözdüğünüzde bu size fayda sağlayacaktır. Bu arada arkadaşlar matematikle alakalı bir hedefiniz varsa yani ben hocam Mühendislik istiyorum. Ben hocam eştarlıktan maliye, iktisat, hukuk gibi bölümler istiyorum diyorsanız mutlaka sonradan çok kolay halledebileceğiniz kısımda problemler arkadaşlar. Dolayısıyla problemlerle alakalı da çalışmalar yapabilirsiniz, videoları izleyebilirsiniz. Problemlerle alakalı bizim de kitaplarımız var, problematik, problematik gibi veya başka yayınlardan da çalışmalar yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu da çok önemli arkadaşlar, bu da çok çok önemli yaptığınız çalışmaları yani dokun sınıfta okul yazılısı için hazırlandığınız veyahut da işte bu hafta sonu TYT için, AYT için yaptığınız çalışmaları mutlaka saklayın. Yani şunu demek istiyorum. Kopyalarınızı hazırlayın arkadaşlar. Kopyaları hazırlamak nedir hocam? Söylüyorum bak kopyalarınızı saklayın. Yani şöyle mesela hani yazılı yazılırken bazı bilgiler aklımda kalmaz. Ben bunları hatırlayamam diye bir kağıda yazarsınız hani ezberlemek için. Sınavda sen kopyaymış gibi dur ama çekmezseniz kopyayı. Kopya çekmek yasak biliyorsunuz. İşte o bilgiler esasında çok değerlidir. Çünkü o bilgiler ileride üniversite sınavında da işinize yarayacak bilgilerdir. Yani zaten üniversite sınavı 9 artı 10 artı 11 artı 12'den oluşuyor. E o zaman sen 9 sınıfta aklına kalmayacağına inandığın bilgileri yazdığın kağıtlar bunlarsa... Onun sınıfta kağıtlar bunlarsa bunlar senin 11-12'de de işine yarayacak demektir. Dolayısıyla üniversite sınavında işine yarayacaktır. Bunları da saklayacak şekilde bir bilgi kağıdı olarak görün arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. İnsan cebindeki 200 lira yatar mı? ya ileride 12. sınıfta işime yaramayacak nasıl olsa diye atar mı? Hayır. Her zaman o parayı saklar. Yani biriktirir, saklar. İşte şu anda bu öğrendiğiniz bilgiler, 9. sınıfta yazılar için fizikte, kimyada, biyolojide, tarihte, coğrafyada öğrendiğiniz bilgiler, o güzel notlar ileride de işinize mutlaka yarayacak. Onları da böyle saklayacak şekilde güzel yazın. Hem bu 9. sınıftaki yazılarınızdan iyi not almanızı sağlar. Hem de o bilgileri ileride üniversite sınavına hazırlanırken de ya benim zaten coğrafya notlarım vardı, benim zaten tarih notlarım vardı şeklinde çok güzel onlardan hazırlanabilir. Çok güzel onlara çalışabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla hafta sonu için planınızı belirlerken öncelikle üniversite sınavıyla alakalı bir plan yapmanız lazım. Ha bunun haricinde hocam ben üniversite sınavı şu anda düşünmüyorum. Daha TYT, AYT çok erken diyorsanız normal ders çalışmanız için de bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Yani ders çalışırken okul yazılısından benzer bir ortam yapın. Dikkatiniz dağılmasın. Telefonunuzla dikkatiniz dağılacak şeyleri silin. Her hafta veya da her hafta sonu cumartesi pazar çalışacaksanız aynı saatte oturun ki bu benim ders çalışma saatimdir deyin. Mutlaka mutlaka yazılara çalışırken artık paragraf önemli değil. Yani paragraf tabii ki yazılarda ee, ziyade TYT için söylediğim bir şeydi. ÖSYM soruları da TYT için bir şeydi ama ÖSYM sorularının bazıları sizin sınavda da karşınıza gelebiliyor. Dolayısıyla onlara hakim olmak çok önemli arkadaşlar. Ve kopya kısmı önemli. Neden kopya kısmı önemli? Bilhassa bakın şu. 1 2 şu 3 kısmı ee, okul yazılarınız için değerli. Kopya kısmı neden önemli? Yaptığınız, yazdığınız notların bir yere gitmeyeceğini, onları saklayacağınızı, onları ileride kullanacağınızı bilerek yazmak hem onları aklınıza kalmasını sağlar hem de daha güzel yazıp daha verimli bir şekilde kullanmanızı sağlar. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bizler Tomuç Akademi olarak 9. sınıfta, 10'da, 11'de, 12'de her zaman yanınızda olacağız. Bizim 9. sınıf özel dinamo setlerimizde zaten hem üniversite sınavına uygun bir şekilde hem de sizlerin sınavlarınızda çıkabilecek veyahut da ileride üniversiteden çıkabilecek konulara uygun bir şekilde konu altıları yapıyoruz. Bakın ÖSM tarzı sorular ya da okul yazıları ya da kazanımlar hepsi birbiriyle aynı. Yani üniversiteden sorularını hazırlayanlar da okul yazılarınızı hazırlayanlar da biz videolar hazırlarken de hep Milletin Bakanlığı kazanımlarına bakıyoruz. Dolayısıyla sizler mutlaka mutlaka çalışmalarınızı yaparken bunları ileride de kullanacağınızı bilerek verimli bir şekilde çalışın. Lütfen ya yazıya çalışın bitti gitti işte diye düşünmeyin o bilgilerinizi saklayın ve o bilgilerinizi saklayacağınız için de güzel çalışacaksınız ve inşallah da iyi notlar alacaksınız. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Bütün bu süreçte her zaman yanınızda olacağız. Kendinize iyi bakın.